hapse bile girmedi ki. Ama o ağız tadı iyi olan bir mahkum. Tabii. Emirim gezegenleri yenilmiş olan insanlar için hiç sorun değildir. Daha iyi bir şey bulmanı isterdim. Bulacağım da. Çünkü sıra bende. Gayet normal ve mahvedilmemiş bir gündü derken Kevin ortaya çıkıp onu mahvetti. Her şeyi mahvetmeye geldim. Çünkü bu benim işim falan galiba. Ağır ol bakalım ahbap. Olamaz. Şimdi mahvolacak olan benim. Çünkü bu benim işim. Olamaz. Kevin sebepsizce kazanıyor. Bir el atsa iyi olur. Dört el atsam nasıl olur? Sanırım birazdan lazer ışını yağacak. Böyle hikayeler sıkıcı. Hiç mantıkları yok. Motivasyonsuz ortaya çıkan kötü adam olmaz. Peki. Önceki bölümde kahramanımız şehri mahveden bir canavarı avlıyordu. İzini sürdü ama üstadın yardımına ihtiyacı vardı. Tavsiye üstadına. Üstad Max, neden buradasınız? Takılıyorum. Neyse anlaşma şu. Saat ve kasların onu yenmen için yetersiz. Karşılığında bir şey feda etmelisin. Kaslara karşı saat. Evet, o olur. Yakınlarda olmalı. Ben de hikayende olacağım. Ben seni kattım. Peki ne olacaksın? Kedi güven, kedi güven. Bekle. Yakınlardan bir sinyal alıyorum. Kevin! Gününü göreceksin. Eğitimim karşılık görecek. Olamaz. O şeyi kullanıyor. Dönüşümü üstümde bir tip etki gösteriyor. Bekle. Kevin'da bu kez farklı bir şeyler var. Kendi güçlerinin kontrolünü mü kaybetmiş? Ne müthiş bir hız. Çok da hızlı değil. Onu bu formla yenemem. En son formumu kullanmam gerekiyor. Kevin, uzaylıların ne de şapşallar. Demek doğru. Kevin'in güçleri Omnitrix'in etkisi altında. Hiç fark etmez. Yine de seni yok edeceğim. Çok güçlü. Galiba en son formumu kullanmalıyım. Kapanış zamanı aynı mı? Sahi mi? Anlamıyor musun? Saatlerimiz bir şekilde bağlantılı. Artık üstünde hiç kontrolüm yok. Saatim var olmadığı sürece kontrolüm olmadan dönüşmeye mahkumum ben. Saatle yeterince uzun yaşadım. Ben ne yapacağız? Üstad Max'in dediğini. Ama gücünü kaybedersin. Evet ama yine de kahraman olurum. Ne? Az önce işi yumruksuz mu çözdün? Neden bu kadar iyi bir insanım? Sonra ne oluyor ben? Tamam her neyse. Patlama doğal olarak Kevin'i bir uçurumdan aşağı atıyor. Uçurumdan düşüyorum. Ama tam zamanında yetişiyorum. Yine de dayak yemek istiyor. Başardın. Evet, farklılıklarımıza rağmen Kevin muhtemelen ekibimize katılabilir. Ama Kevin çok havalı ve ben de büyük bir şapşalım. Ne? Birden Kevin'in saati nasıl olsa yeni bir tane yapabildiği için geri geliyor. Sonra onu benim iri ve şapşal yüzüne sürüyor. Hikaye böyle gitmemeliydi. Kevin, buraya nasıl geldin? Hey!